Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Aslında aklımda hiç böyle bir video çekmek yoktu. Birkaç hafta öncesinde bir arkadaşım bu konuda bir video çekmem gerektiğini söyledi. Denemeye çalıştım. Yani daha doğrusu birkaç hafta önce yine böyle bir video çekmiştim sizin için. Ama doğru zaman değildi. Daha öğrenecek şeylerim vardı. Ya da daha farkında olacağım şeyler vardı. İçime de sinmedi zaten. Bu yüzden paylaşmak istemedim. Şu an kendimi hazır hissediyorum. Konuşmak için hazır hissediyorum. Bu yüzden ve yine başka bir arkadaşımın birkaç gün öncesinde beni cesaretlendirmesiyle bu videoyu çekmeye tekrar karar verdim. Önceki videodan çok daha farklı konuşacağım belki de. Çünkü düşüncelerim, duygularım, her şey çok daha farklı şu anda. Ben hep şöyle düşünüyorum. Her ne yaşarsak yaşayalım, bu dünyaya gelme sebebimiz öğrenmek, gelişmek, tekamül. Dünyaya öğrenmek için geliyoruz, farkındalık için geliyoruz. Yani her gün karşılaştığımız her olayda, karşılaştığımız her insanda bize öğretilecek bir şeyler var. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey başımıza tesadüfen gelmiyor ve hiçbir insan hayatımıza tesadüfen girmiyor. Her neyse, ilk önce nasıl olduğumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sık sık soruyorsunuz yorumlarda ya da Instagram'dan mesaj atanlar oluyor. Yani önceki videolarda aslında belli zaten. Hani iyileştim, çok şükür iyiyim. Ama birazcık hem yaşadıklarımı özet geçerek hem de yaşadığım deneyimlerden, aldığım dersleri, kazandığım farkındalıklardan biraz bahsederek konuşmak istiyorum. Zaten ilk videomu çekerken de insanlarla paylaşmak istedim. Yani ben o süreçte ilk teşhis konduğunda hep videolar izliyordum. İyileşen insanların, iyi insanların. O süreci yaşayan insanların da videolarını izliyordum ama daha çok olumlu örnekler görmek istiyordum. İzlediğim bir videoda, Mehmet Işıl'ın videosunda bir yer beni bu video çekmek için çok cesaretlendirdi ve YouTube'a da bu şekilde başladım zaten. Ki öncesinde YouTube'a girmek, video çekmek aklımda hep vardı ama hiç cesaret edemiyordum. O video sayesinde YouTube'a girmeye karar verdim. İlk videom teşhis nasıl kondu ve Demet'in videosundaki beni cesaretlendiren şey neydi? Benzer bir süreçten geçmiştik başta. O doktora gittiğinde bir kitle olduğunu, çok önemli bir şey olmayabileceğini ama yine de tetkik yapmaları gerektiğini, hani sadece kontrol amaçlı içlerini rahatlatmak için işte bir ultrason tetkik istediğini belirtti. Demet bu anlattığına göre yanlış hatırlamıyorsam gittim o tetkiklere girdim ve bunun sonucunda da hastalık teşhis edilmiş oldu. Peki bu beni neden etkilemişti? Neden video çekmeme sebep olmuştu? Çünkü aynı süreci ben de yaşadığımda, boynumda köprücük kemiğimde ilk lenf çıktığında ben de hemen doktora gitmiştim annemin zoruyla. Doktora gittim ve doktor çok önemli bir şey olmayabileceğini, diş absesinden, enfeksiyondan çıkabileceğini söylemişti. Yine de bir ultrason bakalım demişti ama benim içim rahatladığı için o ultrasona ben girmemiştim. Eğer o ultrasona girseydim çok çok daha erken teşhis edilebilirdi ve çok daha erken bir iyileşme sağlanabilirdi. Yaşadığımız her olayın bir sebebi olduğunu düşünmeme rağmen bu konuyu bir türlü anlamlandıramıyorum ve hep kendime hala çok kızıyorum. Yani keşke üstüne düşseydim, keşke ultrasona girseydim, erken teşhis edilseydi, tedavi daha erken bitseydi. Yani eminim bunda da bir sebep vardır ama bu konuda kendime hep çok kızıyorum yani. Gerçekten hani hiçbir şeyim yokmuş ya. Sıradan bir lenfmiş. Hatta ben lenfin bile ne olduğunu bilmiyordum o güne kadar. Sıradan bir şeymiş deyip eve gitmiştim. Ya bu bana belki o zamanlar ilk evreydi. Hastalığın dördüncü evreye kadar ilerlemesine mal olmuştu. Çok uzun bir tedavi sürecine mal olmuştu. Bu yüzden o videodan aldığım cesaretle ben de paylaşmalıyım dedim. Hani insanlara kesinlikle amacım bilgi vermek değil. Ben doktor değilim. Sadece kendi sürecimi, kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Her zaman bu şekilde yola çıktım. Hani bana bir doktor gibi birçok şey soran insanlar var ama bunu herkese belirtiyorum. Ben kesinlikle doktor ve bu konuda uzman değilim. Sadece kendi deneyimlerimi, kendi bakış açımla sizlerle paylaşıyorum yani. Tek şeyim bu. O videoda o şekilde çekmeye başladım ve sürecin devamında da neler yaşadığımı, nasıl tedaviler aldığımı hep paylaşmaya çalıştım. Yani çok şükür ki hep güzel geri dönüşler aldım. Yani bu birçok insana umut oluyordu, motivasyon oluyordu.
birçok insana iyi geliyordu. Bu yaptığım en iyi şeylerden biri sanırım. Yani bilmiyorum, bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Mete de sürecini insanlarla, bizlerle paylaştığı için, yani bu cesareti gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten paylaşmak, anlatmak çok büyük bir şey. Hele yaşarken, yani gözlerinizde olmadan onu anlatmak gerçekten çok zor. Daha sonra yaptığım şey şu oldu ama, bu süreci yaşayan bütün insanları takipten çıktım. Yani o enerjide kalmamak için sadece olumlu durumları almaya çalıştım. Hani kötü etkilemiyorlardı ama o süreci yaşayan insanları takip etmemeye çalıştım. Daha çok iyileşmiş insanları, yani iyileşip iyi olan insanları takip etmeye çalıştım. Hep öyle yaptım ve kendim de hem video çekerken hem de insanlarla konuşurken her zaman iyi olmaya çalıştım. Aslında bunu insanlara kendimi iyi göstermek için değil de kendimi iyi hissetmek için yaptım. Yani ben bir video çekerken kalkıp dökülen saçları yapıyordum. Hatta saçlar tamamen döküldüğünde bile peruk takıyordum. Çünkü kendimi hep iyi görmek istiyordum. Video çekerken makyaj yapıp hazırlanıyordum. Yani her zaman iyi gözükmek istedim. İnsanlar beni iyi görsün, kendilerinin de iyi olacağına inansınlar. Tabii ki her zaman o modda o kadar iyi değildim. Zaten videoları çekerken hep en iyi hissettiğim günlerde çekmeye çalışıyordum. Çünkü her zaman aynı modda olmak çok zor tedavi alırken. 6 aylık bir kemoterapi süreci olmuştu. Daha sonra kök hücre nakline karar verilince akıllıyla çaldım birkaç gür. Kök hücre naklinde yüksek doz kemoterapi verildi. Daha sonrasında bir radyoterapi seansları oldu derken, yani yaklaşık 1,5-2 yılı bulan bir tedavi süreci oldu. Gerçekten çok yorucuydu. Hem fiziksel hem psikolojik olarak. Yani hem fiziksel bir acı var, psikolojik bir acı var, korku var. Çevrenizde sizi seven insanlar var, sizin sevdiğiniz insanlar var ve hepsi sizin üzerinize titriyor, korkuyor. Yani bunlar gerçekten zor süreçler. İlk teşhis konduğumda zaten çok büyük bir şok yaşamıştım. Hani çok ne olduğunu anlayamamıştım. Ne lenfinin olduğunu biliyorum, ne kanserin olduğunu biliyorum. Hiçbir fikrim yok. Belirtileri hakkında hiçbir fikrim yok, bilgim yok. Benim için sadece işte şunu yemeyin kanser yapar denen bir söz, yani hiçbir anlamı yoktu. Daha sonra asıl şoku 4. evre teşhis konduğunda yaşadım ben. Bir de o zamanki doktorumun da birazcık hani korkutucu bir yaklaşımı vardı. Hani hiçbir zaman olumsuz konuşmuyordu ama korkutucuydu. Yani verdiği örnekler, anlatım şekli. Zaten daha sonra o doktoru da değiştirdim. Kesinlikle hani psikolojime iyi gelmeyen bir doktorla beraber devam etmek istememiştim. Kendisi çok iyi bir doktor olabilir bu arada. Ona hani hiçbir lafım yok. Sadece bizim enerjimiz hiçbirbirimize uygun değildi. 4. evre olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadım. Ve tamamen aklımda korku vardı. Konuşamıyordum bile. Eczaneye girip ilaç alacağımda bile gözlerim dolmaya başlıyordu. Yumurta dondurma tedavisinden başlamıştık çünkü o zaman. Ve hani bazen eczaneden gidip ekstra ilaçlar almam gerekiyordu. Hani ne için kullanacağımı soruyorlardı. O an ağlamaya başlıyordum. Yani hani tamamen her neyse, yani biraz duygusallaştım ama videonun sonu güzel geçecek. Ben sadece direkt bu videoyu izleyenler varsa küçük bir hani özet geçmek istedim. Videonun sonunda güzel şeylerden konuşuyor olacağız. İşte kemoterapi, kök hücre nakli, akıllı ilaç, radyoterapi derken bu süreç bitti çok şükür. Yani iyileştim. Tedavilerin hepsi şifa oldu. Sağlıklıyım, iyiyim. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Şu an hani sağlıklı hiçbir insanın hayatının garantisi olmadığı gibi, yani bu konuda hiçbir şeyin garantisi yok. Şu an çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok da iyi olmaya devam edeceğim. Benim inancım bu şekilde Allah'ın izniyle. Tedavi bitti. Hayatımda neler değişti derken, yani zaten ilk gününden itibaren hayatımda birçok şey değişti. Ama hem düşünce yapım, psikolojik, ruhsal olarak da birçok şey değişti. Hani bu bir evreydi. Direkt teşhis kondu. Ben artık böyle hiç stressiz bir insan olacağım değildi tabii ki. Hani yaşayarak, zamanla. Hatta en büyük değişimi atlattıktan birkaç ay sonra hani bir farkındalığa ulaştım. Hani kendimi değiştirmeye karar verdim. Bu bir süreç, bu bir evre. Hani her şeyi bir anda, ay bu olay başımıza geldi,
demek ki bundan şöyle bir ders çıkarmalıyız değil. Zamanla farkındalık oluşuyor. Bende de zamanla oldu her şey. Ve bir konunun üzerine spiritüel olarak da çok düşmeye çalıştım. Doktoruma soruyordum mesela, hani neden oldu? Bir net bir sebebi yok. Hani kesin bir sebep söyleyemiyorlar. Şunlardan dolayı olabilir. Tabii ki stres en büyük etken. Öncesinde de hani bu süreci, tedavi sürecinde de ve sonrasında da stres kesinlikle olmaması gerekiyor. Hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki küçük streslerle yapacak bir şey yok ama bunlar zaten etkileyecek stresler değil. Hani hayatımızın odağımıza koyduğumuz büyük streslerden uzak durmamız gerekiyor ve ben şu an hani gerçekten olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Bu evrelerin sonunda şu an hani çok büyük bir farkındalığa ulaştığımı da düşünüyorum. Hani birçok şey yaşadım. Sadece kanser değil, arkasından birçok olay oldu. Birçok şey yaşadım. Zaten bu yaşıma gelene kadar birçok olay yaşadım ama eskiden olaylara üzülüp ağlıyorduk mesela sadece. Şu an çok daha farklı bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Şimdi kötü bir olay olduğunda bu olay benim başıma neden geldi? Buradan ne sonuç çıkarmam gerekiyor? Bana ne öğretmek istiyor? Ya da bu insanla neden karşılaştım? Neden tanıştım? Neden sevmedim bu insanı? Hani bunlar çok kolay, direkt algılanabilecek şeyler değil ama hep bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Her neyse, demek istediğim bu hem pandeminin gelişi hem de bu hastalık sürecinde, tedavi sürecinde yani öğrendiğim birçok şey oldu. Ben kendimi doktorlarıma emanet etmiştim. Hani söyledim ya, neden bu hastalık geldi bilinmiyor. Birçok etken var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Peki bilinçaltımda neden geldi? Yani bilinçaltımda ne vardı da ben bunu kendime çekmiştim, neden başıma gelmişti? Ben aynı zamanda bunu da hep çözmeye çalıştım. Theta Healing seansları aldım. Farklı Theta Healing benzeri işte ruhsal çalışmalardan seanslar aldım. Hepsinin de faydasını gördüğümü düşünüyorum. Yani hani elinizde somut bir şey olmuyor ama ben bana iyi geldiğini ve büyük bir farkındalık kazandırdığını düşünüyorum. Yani bu yüzden çok olumluyum bu konularda. Mihriban Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yani kendisi benim Theta Healing seansı aldığım insan ve gerçekten de hani çok tatlı, çok pozitif bir insan. Seans dışında onunla konuşmak bile insana çok iyi geliyor. Bu konuda da çok şanslıyım. Aslında mesela ben Theta Healing seansı için Bursa'ya gitmek istiyordum. Orada seans almak istediğim bir isim vardı. Yüz yüze ve onun ofisinde almak istiyordum ama o an tam böyle hastaneye yatış sürecinden öncesine denk geliyordu ve randevu alamamıştım. Fırsat yoktu, yetişmeyecekti ama ben hastaneye yatmadan önce seans almak istemiştim. O sırada karşıma Mihriban Hanım çıktı ve iyi ki çıktı. Hani o kadar iyi geldi ki. Hani umarım bir gün Bursa'ya da giderim ama Mihriban Hanım'la aldığım seanslardan gerçekten çok memnunum. O an aradığım şeyi bulmuştum zaten. Yani bana en iyi gelecek şeyi. Seanslar yaptık ve hani gerçekten çok büyük farkındalıklar yaşadım. Hani bir dizi var şu an çok gündemde, Zeytin Ağacı. Ben de izledim ve çok beğendim gerçekten. Aile dizimiyle alakalı da biraz bilgim vardı ama seansların o şekilde yapıldığını tam olarak bilmiyordum. Seans almadım bu arada. Orada da bir kanser hastalığı yaşayan bir kız var ve onun da konusu işleniyor. Hani bu tip rahatsızlıkları yaşayan insanların aynı olmasa da böyle benzer hikayeleri olabiliyor. Bilinçaltımızda her vücudumuzun bir tepki vermesi var. Yani her olaya. Yani mesela ben artık çalışmak istemiyorum diyorsun. Vücudun kendini hasta ediyor. Ya da söyleyemeyeceğin şeyler var. Boğazında bir sorun çıkıyor. Ya da söylemek istediğin ama söyleyemediğin şeyler var ve bu hani yoğun bir öksürük olarak geri dönüyor. Hastalıkların travması var deniyor ya. Yani buna da çok inanıyorum. Her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bilinçaltında vücudumuz aslında bize tepki veriyor. Bizi uyarmaya çalışıyor. Çözmemiz gereken konularla alakalı. Lenfomanın da hani bir travması var. Benim konum diğer lenfoma hastalarıyla çok farklı olabilir. Yani çok farklıdır belki. Herkesin kendi hayatı bambaşka çünkü. Bunlarla alakalı çok büyük farkındalıklar yaşadım. Hani geçmişten gelen epigenetik şeyler de olabilir ama ben bu şekilde yaklaşıp çözmeye çalıştım ve bu spiritüel konular zaten bana çok büyük hayranlık uyandırıyor bende. Yani çok seviyorum gerçekten. Uzun bir video oluyor sanırım. Çünkü konuşmak çok iyi geldi. Yani uzun zamandır böyle video çekmiyordum ama çok keyif alıyorum şu anda. Ve söyleyeceğim hiçbir şey planlamamıştım da. Tarihleri bile hatırlamamaya başladım. Yani
işte şu tarihte iyileştim, şu tarihte şunu aldım desem şu an aklımda yok yani. Önceki videolarda bunları hep yazıyordum. Hani tarihleri net olarak söylemek istiyordum. Her neyse iyileştim. Çok şükür iyiyim. Hani bir anda bir aydınlanma gelmedi. Artık ben bambaşka bir insanım. Çok iyi olacağım, kendimi çok seveceğim. İşte önce hep benim. Tabii ki bu tedaviyi alırken benden başka hiç kimse önemli değil diyor ama insan demek unutan da demek aynı zamanda. Bu yaşadığı acıları da unutabiliyor. Bazen unutuyorsunuz. Yani tedavi alırken mesela o kadar sağlıklı besleniyordum ki. Yani inanılmaz sağlık, vitaminler, hani doktorun kontrolünde tabii ki. Doktorun izin verdiği şeyler. Bir de ki yağdan her şeye kadar her şey çok sağlıklıydı. Ekmek, şeker, abur cubur kesinlikle yoktu. Ama iyileştim, ağzımın tadı yerine geldi derken bir ara bunları bile unutmuştum. Bir sürü abur cubur yiyordum. Her gün marketten paketli çikolata alıp yemeye falan başlamıştım. Ve bu kısa bir süreydi. Artık olabildiğince aza indirmeye çalışıyorum. Aza indirmeye çalışıyorum çünkü çok seviyorum. Yani hem hamur işini çok seviyorum hem tatlıları çok seviyorum. İnsan unutan demek dedim. Tabii insan o yaşadığı şeyleri o yaşadığı anki kadar iyi hatırlamayabiliyor. Yani o an çektiğin şeyler şu an yaşadığın bir ortamda göz ardı edip tekrar başka şeyler için kendini üzebiliyorsun. Tekrar canını sıkabiliyorsun. Tekrar kendinin önüne başka insanları koyabiliyorsun. Tabii ki bunun da dersini almadıysan tekrar hayat sana bir ders veriyor. 3 ayda bir kontrollerim oluyor. Yani 3 ayda bir rutin kontrol genel olarak işte PET CT, kan ya da o ay işte ultrason olabilir, tomografi olabilir. Yani doktor 3 ayda bir hangi tetkiki isterse o tetkikleri vererek genel olarak hani bir kontrol. Bu zaten uzun bir süre kontrol altında tutulacak. İlk işte 3 ay olur, daha sonra 6 aya düşer, sonra yılda bir. Hani ilk 5 yıl zaten iyileşen insanlar için çok önemli. Ve bu 3 ayda bir gelen kontroller o kadar heyecan veriyor ki. Acaba iyileşmiş miyim, acaba tedavi işe yarıyor mu diye girdiğimiz kontrollerden daha büyük bir heyecan. Çünkü sağlıklısın ve sonucun iyi gelmesini bekliyorsun. Yani sağlığının kıymetini o kadar iyi anlıyorsun ki. Hani elinde sağlığın var. Hani bunu normal bir insanın anlaması çok zor. Ama iyileşmiş bir insanın anlaması hani sağlığım hala bende mi diye. Bu kontrollerin sonucunu beklemek o kadar heyecan veriyor ki, o kadar önemli ki o 3 ay yaklaştığı zaman yani hani düşünmemek için kendimi çok oyalıyorum ya. Hani bunu diğer arkadaşlarım da yaşıyor biliyorum zaten. Hani buradan birçok arkadaş edindim, iyileşen, tedavi gören birçok insan var. İyileştikten sonra kendime kattığım bence en güzel özelliklerden biri de çabasızlık. Bu tabii ki iyileşir iyileşmez olmadı. Farklı olaylar da yaşadım. Aslında yaşadığım farklı olayların sonucunda bu deneyimi kazandım. Sadece bunda hastalığın şöyle bir etkisi oldu. Hani ben artık sağlıklıyım ve beni strese sokacak, beni üzecek hiçbir şeyi hayatımda istemiyorum. Ben iyi olmak istiyorum ve stres istemiyorum. Beni artık hiçbir şey üzemez, üzmeni istemiyorum diyerek hani artık çabasız olmanın bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Şöyle ki örnek vermek istiyorum ama hani bu gerçek bir örnek değil. Mesela bir iş başvurusu yaptım ve olmadı, onaylanmadı. Eskiden şöyleydim. Neden olmadı? Bir de şöyle mi denesek? Bir kere daha mı başvursak? Hani biraz daha üstüne gidelim, biraz daha zorlayalım. Hani belki oldurabiliriz. O kadar çok strese girip uğraşmaya çalışıyordum ki mesela atıyorum böyle bir konu için. Şu anda olmuyorsa bir hayır vardır. Elimden gelen her şeyi en iyi şekilde yaparım. O işe yine başvururum. Gerisini Allah'a bırakırım. Yani olmuyorsa bir sebep vardır. Belki daha iyisi olacağı içindir. Ya da olmayan bir şeyi zorlamak hani sadece beni yorup strese sokar. Aynı şekilde hayatımdaki insanlar için de. Mesela birine diyorum ki ben bu konudan rahatsız oluyorum. Lütfen dikkat et. Eğer karşıdaki kişi senin rahatsız olmandan rahatsız olmayıp senin için bir fedakarlık yapmasına bile gerek yok. Sadece senin için ve iyi olman için uğraşmıyorsa, senin için bir çabası yoksa eğer ben de çabalamıyorum artık. Yani yapacak hiçbir şey yok. Orada bırakıyorum. Kendimi zorlayamam, hiç kimseyi değiştirmeye çalışamam. Çünkü insanın içinde olması gerekiyor. İçinde olursa ve senin için bir şeyler için uğraştığını görürsen eğer karşılık verebilirsin ama karşındaki insan uğraşmıyorsa,
seni önemsemiyorsa eğer, yani çabalamak tamamen boşuna. Bu çabalamayı bıraktığımdan beri ve kesinlikle yanlış anlamayın. Hani tabii ki çalışıyorum, uğraşıyorum. Eğer bir şeyin olacağı varsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama olmayacak bir şey için, değiştiremeyeceğim şeyler için çabalamayı tamamen bıraktım. Ve bu bende üzerimden inanılmaz bir derecede yük aldı ve çok rahatlattı beni. Artık her şeyi oluruna bıraktım. Sadece elimden gelenleri yapıyorum. Elimden gelmeyenler için düşünüp kafama takmıyorum. Değiştiremeyeceğim olaylar için hani kafama takmıyorum. Elimden gelen bir şey varsa yaparım olduğu kadar. Çünkü her şey sonunda bizim hayrımız için. Mesela yaşadığım birçok olay vardı. İşte bir şey alamadım mesela. O kadar üzüldüm ki alamadığım için. Yani uğraştım, farklı yollar denedim, onu almaya çalıştım. Alamadım. Yani olmadı o zaman. Hani çok büyük bir şey değildi ama olmadı. Ve şu ana döndüğüm zaman görüyorum ki ya iyi ki olmamış diyorum. Olsaydı hani şu an benim sırtımda farklı bir yük olacaktı. Yani iyi ki alamamışım onu. Hani Allah'ın bizim için ne planladığını görmek çok zor. Eskiden böyle bir insan değildim. Bunları yaşadıkça fark ediyorum ve hani her şeyden bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. Her şeyi pozitif görmeye çalışıyorum. Yani olmadığı zaman tabii ki içimiz biraz burkuluyor. Olmamasında da hep bir hayır vardır. Daha iyiliğimiz için olduğunu görmeye başladım. Yani hem bu atlatılan hastalığın, tedavi sürecinin, hem yaşadığım farklı olayların ya bana kattığı en güzel şey bu. Artık hep soruyorum yani neden bu olayı yaşadım? Neden benim başıma geldi? Buradan çıkarmam gereken ders ne? Yani artık böyle bir insana dönüşmeye başladım. Tabii ki her şey dört dörtlük ya da pozitif olmuyor her zaman. Hani ufak tefek şeyler var ama hayatta bu. Artık böyle bakıyorum. Hayat inişli çıkışlı. Bir de bu videoyu izleyenlerden şöyle bir ricam var. Lütfen hiç kimseyi ve hiçbir olayı yargılamayın. Yani kendi başınıza gelmeden hiçbir şeye ne tepki verebileceğinizi bilemezsiniz. Ve o olayın bir insanda ne hissettireceğini asla anlayamazsınız. Ve yargılarsanız başınıza gelme olasılığını o kadar çok artırırsınız ki. Hani zaten bu çok bilinen bir şey. Yargıladığını yaşamadan bu dünyadan gitmezsin. Özellikle bu süreçleri yaşayan insanlar için. Olayları sadece ben senin yanındayım demeniz yeterli. Yani bir hastalığı ya da bir tedaviyi küçümsemek ya da abartmak, korkutmak bunlar çok yanlış şeyler. Yani bu süreci yaşamış, yaşayan insanlara karşı daha dikkatli konuşmak zorundasınız. Yani doktorların da tabii ki özel bir eğitim almasını düşünüyorum ama benim karşıma hep onkoloji bölümlerinde çok pozitif hemşireler, doktorlar çıktı. Ben mi şanslıydım bilmiyorum. Ama diğer insanlar da aynı şekilde bu süreci yaşayan ve yaşamış, atlatmış kişilere karşı dikkatli konuşmak zorundasınız. Çünkü başınıza gelmeden o olayın ne hissettireceğini asla bilemezsiniz. Yani ben şu an çok sağlıklı olabilirim, çok iyi olabilirim ama o PET kontrolüne girdiğimde ya da ultrasona girdiğimde bendeki heyecanı anlayamazsın. Allah da kimseye anlamasını sağlamasın yani. Hiç kimsenin başına gelmesin. Artık insanlara karşı daha net olabiliyorum. Yani hayır demeyi çok net bir şekilde öğrendim. Eskiden de hayır derdim ama yine de insanlar kırılmasın, üzülmesin, hani kalpleri kırılmasın, kimseyi üzmeyeyim, kimse alınmasın diye çok fazla hayır demiyordum. Ama şu anda yani en çok kendimi düşünüyorum. Bu bencillik de değil. Hepimiz ilk önce bu hayatta en çok kendimizi düşünmek ve kendimizi sevmek zorundayız. Bir olay var ya da işte bir durum var. Beni mutlu ediyor mu? Bana bir yararı var mı? İlk önce bunu sorguluyorum her zaman. Benim işime gelmiyorsa ve beni mutlu etmeyecekse hayır diyorum. Yani kesinlikle hayır demek bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik. Bu da aynı şekilde aldığım büyük derslerden bir tanesi. İlk önce herkesten ve her şeyden önce ben geliyorum. Yani buradan bağlayayım, kendimi de daha çok seviyorum artık. Yani ben her zaman kendimi beğenir severdim ama hani artık kendime aşığım diyebilirim. Yani ne bileyim artık saçlarım benim için daha önemli, vücudum daha önemli. Yemek yemeyi ne kadar çok sevsem de hani bu aralar aralıklı oruca da başladım ve bununla alakalı bir video da çekiyorum. Kendi deneyimimi paylaşacağım. Saçlarım, vücudum, kendim yani her şeyim benim için çok önemli. Yani kendimi ekstra daha fazla sevmeye başladım. Kendime böyle cilt bakımı yapmak, saçlarıma bakım yapmak beni inanılmaz derecede mutlu ediyor.
İşte kendime bir şey almak beni çok mutlu ediyor. Eskiden başka insanlara bir şeyler almak beni çok mutlu ederdi. Şimdi de ediyor. Ama şu an kendim için güzel bir şey yapmak beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Kendime daha fazla değer vermeye başladım. Bu tedavi sürecinde her insanın bence manevi yönü illaki bir gelişiyordur. Hani bir ona yoğunlaşıyordur. Ama ben bunu iyileştikten sonra da bırakmadım. Zaten diyorum ya, spiritüel konulara her zaman çok ilgiliydim. Ve bu pandemide sosyal medyada gezen bilgiler, işte Theta Healing olsun, aile dizimi olsun. Astrolojiye zaten küçüklüğümden beri ilgiliyim ama şu an astrolojinin bambaşka bir boyutuyla tanışmış durumdayım. Sadece merak olarak, henüz bir eğitim almadım. Eğitim almayı da çok istiyorum, astroloji eğitimi. Tasavvuf, özellikle zaten Deniz Erten'in kitaplarını da çok eskiden okumuştum. Annemin sürecinde daha da üstüne düştüm kitapların. Tasavvufla ilgili farklı kitaplar aldım. İşte bu konuların üstüne düşmeyi bırakmadım. Ve bu konularda daha fazla insana farkındalık kazandırdığını düşünüyorum. Yani bana çok iyi geliyor, beni çok mutlu ediyor. Ve hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum zaten. Her şey bizi geliştirmek için karşımıza çıkıyor. Beni sosyal medyadan takip ediyorsanız zaten ne kadar ilgili olduğumu ve nelerden etkilendiğimi de farkındasınızdır. Bu video bayağı uzun oldu. Hiç aklımda bu kadar çok konuşmak yoktu. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben çok keyif aldım ve şu anda artık bu sohbet videolarının devamının gelmesine karar verdim. Fırsat buldukça çekmeye çalışacağım ve fırsat yaratacağım bunun için. Zaten farklı videolarda, farklı kullandığım ürünlerin, deneyimlerimin videolarını da hep paylaşıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizi üzmemiştir ve mutlu eden, motive eden bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz aşağıya Instagram profilimin linkini bırakacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve kanalımı takip edin. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.